Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuat-ı Mekkiye 13. sefir 96. kısım 96. bölüm Susmak ve sırları Allah kulcağızın deliyle dedi ki varlıklara susmak lazımdır. Sadece kendisini konuşturan vardır. O kendi sözünü duyar ve bilir. O varlıktır, sadece o vardır. İşte o açık ve hikmetli haktır. Allah seni başarı erdirsin bilmelisin ki susmak erkek ve kadınların abdal haline gelmesini sağlayan dört unsurdan biridir. Bir sufiye şöyle denilmiş. Abdalın sayısı kaçtır? O da kırk kişidirler diye yanıt vermiş. Niçin adam demedin diye sorulunca bazen işlerinde kadınlar da olabilir demiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kemal hakkında böyle demiş ve onun bazen kadınlarda da gerçekleşebileceğini belirterek bu kadınlar arasında Hz. İsa'nın validesi Meryem bin İmran ve Firavun'un eşi Asiye'yi zikretmiştir. Susmanın bir hal ve makamı vardır. Makamı salikin varlıklarda konuşma yaratan Hak'tan başka konuşan görmemesidir. O her şeyi yaratan Allah'tır. Kul özü gereği susan dolaylı olarak konuşandır. Susmanın hali ise şunu görmektir kendisinde konuşmayı yaratmış olsa bile kul da konuşandır. Nitekim kul kendisinde yaratılan hareket ile hareket eder. Öyleyse kulun mutlaka susması geçerli değildir. Çünkü ona belirli hallerde vacip bir emir olarak Allah'ı zikretmek emredilmiştir. Susmak, bir şey yapmamak anlamında olumsuz bir nitelik olduğu için tenzih niteliğiyle sınırlı bir makamdır ve hükmü insanın dışında gözükür. Batınında ise susmak geçerli değildir. Çünkü batını Allah'ın tesbihini söyler. Öyleyse mutlak anlamda susmak imkansızdır. Konuşulan konu örfte bilinen susma hakkındadır. Farz ya da Allah'ın zikri olmaksızın susmasına konuşmanın girdiği kimse susmamıştır. Burada susan boş ve ölçülür bir mekanın giremediği şekilde parçaların birbirine bağlandığı ikil bir yapıyı ortaya koyan kimsedir. Bu durumda insan susan haline gelir. İnsan gerektiği şekilde susanlardan olup olmadığını öğrenmek isterse sadece söz ile meydana gelebilecek hususlarda soyut himmet ile etkisinin olup olmadığına bakmalıdır. Soyut himmet etki eder ve amaç gerçekleşirse böyle biri gerçek susandır. Örnek olarak hizmetçisine bana su ver, veya yemek getir veya falana git ve ona şöyle de demeyi isteyip de bunlardan herhangi birini işaret ile belirtmeyen bir efendinin durumunu verebiliriz. Allah'ın susanın aklından geçenleri kulağında yaratmasıyla hizmetçi bunları anlar ve yerine getirir. Hizmetçiye bu durum sorulduğunda falanca bana şunu yap dedi diye karşılık verir. Bu sözü kendi kulağıyla duyar fakat onu susanın sesi zanneder. Gerçek ise öyle değildir. Bu hale sahip olmayan kimse susan olduğunu iddia etmemelidir. İşaretle konuşan susan ise hem kendini hem başkasını yorar. Bu yorgunluk onun adına bir sonuç meydana getirmez. Hatta bu kişi işaretle konuşan dilsize benzer ve dolayısıyla ona itimat edilmez. Tasavvuf yolundan bir grubun hakkında yanıldıkları bir meseledir bu. Kendine karşı samimi davranan kimse adına bu konuda bir terazi ortaya koyduk. Bu teraziyle onu tartarız ve böylelikle işi karıştırmaz. Bu ise ihsan sahibi Allah ismine mensup olanlar anlamındaki ilahiler için gerçekleşebilir. Bunların dışında ihsan makamının gerçekleşmediği müminler ve Müslümanlar için meydana gelmez. 97. Bölüm Kelam yani konuşma makamı ve tafsili Söz bir takım lafız ve ibarelerdir işaret ve imada yerini alabilir. Kelam olmasaydı yoklukta olurduk bugün. Orada hükümler ve haberler olmazdı. Rahmanın nefesi onu meydana getirirdi. Sarih, akıl ve şeriatta ise bildirme. Şahısların suretleri onda gözüktü açıkça, mana ve duyu olarak. Bu gözükme inşadır. Bak, garip hikmeti mevcut göreceksin. Eşya o hikmette akıllının kalp gözüne gözükür. Kelam etkili, nefsi ve rahmani bir şeydir ve yara anlamındaki kelemden türetilmiştir. Bu nedenle etkili olduğunu söyledik. Nitekim yara da yaralının bedenine etki eder. Buna göre mümkünlerin kulaklarını yaralayan ilk kelam ol sözü idi. Alem Hakk'ın kelam niteliğinden ortaya çıktı. Bu ise Rahman'ın nefesinin herhangi bir sabit ayna yönelmesiyle gerçekleşir. Bu sayede kendisine yönelilen şeyin bireyselliği o nefeste açılır. Bu oluş kelam de ifade edilirken oluşun gerçekleştiği yere de nefes denir. Bir harfin var edilmesini dileyenin nefese de o harfin var olmasıyla sona erer. Böylelikle ses de isimlendirilen nefes ortaya çıkar. Yönelişin boyutu hangi yerde sona ererse, eğer harfin dış varlığı özel olarak amaçlanmış ise o esnada amaçlanan harfin dış varlığı ortaya çıkar. Böylelikle hemzeden vava kadar ve aralarında bulunan harf mahreçleri ortaya çıkar. Bu oluşan harfler tekvin miraçları diye isimlendirilir. Rahmanın nefesi onlarda yükselir. Böylelikle ayağını sabit eden hangi ayna belirlerse varlık ile nitelenir. Her söz sahibinin kendisini konuşturduğu kimsenin nefsinde bir etkisi bulunmalıdır. Şu var ki konuşan ilahi, rabbani ve rahmani olabilir. Telaffuz esnasında inşa ettiği kelamın suretinden başka onun rabbani veya rahmani olması bakımından gözüken bir sözün yaratılması zorunlu değildir. Sözünün yapısı başka bir yapıya etki edebilir. Bunun örneği söz gelişi zeyde kalk demektir. Bu konuşan kişi kalk sözünün yapısını meydana getirmiş demektir. Zeyd emir nedeniyle ayağa kalkarsa bu emir Zeyd'de kalk sözü nedeniyle kalkmanın yapısının meydana getirmiş demektir. Başa dönersek bu konuşan kişi sözle bir etki meydana getirdiği için ilahidir. Çünkü ayağını inşa etmek Allah'a aittir. Bütün yaratıklarda bu geçerlidir. Zeyd'den bu duyulmaz veya başka bir yapı onda etki etmezse bu kişi himmete eksik kimsedir ve bu durumda ilahi diye isimlendirilmez. O ya Rabbani veya Rahmanidir. Rabbani ve Rahmani olan kul için kul için özel anlamda kelamın yapısını ortaya koymaktan başka bir şey zorunlu değildir. İlahi diye isimlendirilen konuşan ise belirttiğimiz kişidir. Şu var ki ilahi diye isimlendirilen konuşan iki türlüdür. Birincisi belirttiğimiz şekilde konuşandır diğeri ise sözü genel anlamda eşyayı etki eden kimsedir. Bu eşya donuk ya da bitki veya canlı veya ulvisiyle ve suflisiyle herhangi bir şey olabilir. İşte bu kişi bu yolda arzulanan ilahi konuşandır. O genel anlamda bu dünyada var olmaz. Onun yeri cennetlerdir. Çünkü öyle biri Hz. Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem daha büyük değildir. Hakkında azap hükmü kesinleşmiş olan kimseye şöyle demiştir. De ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Kastedilen emrin mahallidir. Peygamber onun hakkında basiretli olsa da emretmekle memurdur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine karşı haristi. Öyleyse memur olan engellenmemiştir. Men edilen Allah'tan başka ilah yok dil ifadesidir. Çünkü bu yerde bulunması emredilen şey bu lafızdır ve olmamıştır. Bu lafız bu şahsın mahallinde olsaydı onun aynı ortaya çıkar ve ona İslam adını verirdi. Nitekim bu şahsa hak ol dediğinde ki yoklukta idi, olmaktan başka bir şey gücü yetmemiştir ki bu zorunludur. Kuşkusuz gerçekte kimin var edilmeyle memur olduğunu öğrendin. Bu ise sen sevdiklerine hidayet edemezsin ayetinde dile getirilen durumdur. Yani sen dilediklerini dilediğin bir şeyin kendilerinde meydana geleceği bir yer haline getiremezsin. Allah'tan başka ilah yoktur sözünün mahalli haline getiremezsin. Öyleyse dünyadaki her söz sahibi genel anlamda ilahi değildir. Fakat başkasında değil, kendiliğinde inşa etmek istediği şeylerde mutlaklığı vardır. Bunun sırrını öğren ki sen söz sahibi misin yani mütekellim misin yoksa telaffuz eden mi bilesin. 98. Bölüm Uykusuzluk Makamı Uyan bir gözü olmayan yoktur, uyuyan bir kalbi de. O bir ve tektir. Makamı korumaktır, varlıklar tapar ona. Ne doğa ne beden sınırlar onu. İmamdır o, imamlığı yayılır alemlere. Kimse yenemez onu. Kürsüsünde var olanlar saklanır. Sayılabilir hiçbir şeyi korumaz, yormaz onu. Sayılabilir hiçbir şeyi korumak, yormaz onu. Bu makam ayakta durmak yani kaimlik makamı diye isimlendirilir. Arkadaşlarımız bu huy ile ahlaklanıp ahlanır, ahlaklanılmayacağı hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Runde'nin kasabalarından kabrifikli Sufi pirlerinden Ebu Abdullah Cüneyd ile karşılaştım. Mu'teziliydi ve kaimlik niteliğiyle ahlaklanabileceğini reddettiğini gördüm. Bunların fiillerini kendilerinin yarattığını savunan bu kişiyi inancından caydırdım. Bizim görüşümüze döndüğünde ve erkekler kadınlar üzerinde kaimdir ayetinin anlamını ki ayette erkekler için kaimlik derecesi saptanmıştır. Kendisini açıklayınca ziyaretimize gelip gitmeye başladı. Şehrine döndüğünde ziyaretine gittim. Onu ve arkadaşlarını dillerin yaratılışı hakkındaki ya yani Mutezili inançlarından caydırdım. Bunun üzerine Allah'a şükretti. Hakikatler hakkında bilgisi olmayan kimseler kaimliğin hakka özgü niteliklerden olduğunu zanneder. Bizce kendisiyle ahlaklanmada kaimlik özelliğiyle diğer ilahi isimler arasında herhangi bir fark yoktur. Yaratıklar kendi hakikatlerinin gereğine göre onunla ahlaklanırken, hak da zatının gerektirdiği şekilde onunla nitelenir. Uykusuzluk, ebdalin evini ayakta tutan dört duvardan biridir. Bunlar uykusuzluk, açlık, susmak ve uzlettir. Bu dört unsurun öğrenilmesine özel bir bölüm tahsis ettik. Taif'te yazdığımız bu kitabı hilyetül Ebdal diye isimlendirdik. Ve zikredilen kitapta onu manzum bir eser olarak yazdık. Kitabı iki arkadaşım Abdullah Bedrullah ile Bedrul Hadim Muhammed bin Halid Es Sadafi'nin isteğiyle yazmıştım. Aşağıdaki dizeler o kitaptandır. Ey Ebdal'ın menzillerini öğrenmek isteyen kişi, amellerine yönelme niyeti taşımadan. Onlara tamah etme. Sen onu ehli değilsin. Haller üzerinde onlarla didişmezsin. Velilik evi onun rükünlerini taksim etmiştir. Ebdal efendilerimiz onda bulunur. Sürekli bir susma ve uzvet ile yüce ve nezih bir açlık ve uykusuzluk arasında. Uykusuzluk, ebdalin niteliklerinden olan makamın bir unsuru sayılmıştır. Onların Allah'ın kitabından ayetleri Kur'an ayetlerinin efendisi olan Allah kendisinden başka ilah olmayandır. El Hayy ve El Kayyum'dur. Onu uyku ve yorgunluk almaz ayetinden o ikisini korumak kendisine ağır gelmez. O Ali ve Azim'dir ayetidir. Bu ayetin ne kadar sırlı olduğuna bakınız. Bu nitelik nedeniyle yüzler bize döner yani buyrulur. Yüzler ile kastedilen hakikatlerimizdir. Çünkü bir şeyin yüzü o şeyin hakikati demektir. Allah şöyle buyurur. Yüzler el hay ve el kayyuma döner. Başka bir ayette ise yüzü hariç her şey helak olacaktır buyurur. Kul göz uykusuzluğuyla dış varlığını koruduğu gibi kalp gözünü kalp kalp gözünün uykusuzluğuyla da batını zatını batini zatını korur. Kalbi uykusuzken gözü uyusa bile gözü uyuyan ve kalbi uyumayanlardan olur. Batınını böyle korursa onun koruması başkasını da korur. Böyle olmazsa bu nitelikteki birisi uykusuz sayılmaz. Beş sayısı kendini ve diğer sayıları korumada bu makamda ondan daha yetkindir. Sayılardan beşin ki beş sonsuzun bir parçasıdır. Çünkü beş sayısının bir parçasıdır ve sayı sonsuzdur. Derecesini elde etmeyi başaramayan biri her şeyi ayakta tutmak ve korumak özelliğiyle nitelenmeyi nasıl başarabilir ki? tıpkı sözde olduğu gibi insanın takati buna yetmez. Ona bil fiil ulaşabilecek kimse sadece vaktin kutbudur. Çünkü bu konuda çoğunluk diğerlerine göre ona aittir. Bizim görevimiz bu niteliğin korunmasıdır. Biz oluşu ve onun bil fiil varlığını korumak için uykusuz kalırız. Bundan fazlası bize gerekmez. Allah koruyucu ve bilendir. Biz değil. Bu nitelik bizde bulunduğunda hiç kuşkusuz makama hakkını vermiş oluruz. Bu makamdaki uykusuz kaldığında ona Allah'ın gözüyle uykusuz kalmak yaraşır. Allah onun korumasını bildiği bir koruma yapar yoksa dolaylı koruma yapmaz. Çünkü Allahu Teala'nın her ayının suretini koruduğunu görmüyoruz. Aksine gerçekleşen bundan başkasıdır. Bu ise mutlak korumadır. Öyleyse korumak zannedildiği gibi varlıkların suretlerinin korunması değildir. Bu makam sahibi salt koruma eylemine ve korunana bakar. Korunan başkalaşma ve değişme aleminden bir şey ise bu durumda onda başkalaşma ve değişmenin de korunması gerekir. Korunan şey değişmeyen ve başkalaşmayan bir şey ise zatının hak ettiği şeyi onda korur. Bu makam sahibi varlıkların mertebelerine bakar. Onun uykusuzluk esnasındaki koruması bu alemin mertebesinin geriye olan şeye göre gerçekleşir bu makam sahibi o türün şahıslarının gayelerine ise bakmaz. Çünkü iki zıt bir araya gelmez. Duranlık belirli bir durağında korunmayı istiyorsa onun buna olumlu karşılık vermesi mümkün olmaz. Çünkü durağına Allah halini duranlıktan namaz için veya bir meşru emir için veya ihtiyacını gidermek gibi doğal bir nedenle ayağa kalkmayla değiştirmek emretmiştir. Bu ise başkalaşarak ve hareket haline geçerek meydana gelebilir. Aynı şekilde hareketliye de durma emri yönelebilir. Burada koruyucu ise onda başkalaşma hükmünü korur. Söz konusu şeyde bu hali korumadığında ise uykusuz kalmamış ve kaimlik özelliğiyle nitelenmemiş demektir. İşte uykusuzluk makamı ve hali bunu gerektirir. Anla çünkü uykusuzluk ayrıntılarından konuşmaya kalksaydık alnı geniş bir konudur. Ancak her makamın ve halin zorunlu yönlerine genel bir şekilde ima etmekle yetiniyoruz. Bu sayede yarar sağlanır ve konunun içerdiği ayrıntılara değinilmiş olur. Söz ettiğimiz hususlarda, hususları araştırdığında, maksadı yerine getirdiğinde getirdiğimizi görürsün. 96. kısım sona erdi. Onu uyku hakkındaki 99, 99. bölüm ile 97. kısım takip edecektir. 97. kısım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 99. bölüm Uyku Makamı Uyku bir işi toplar ki onu toplayamaz uykudan başkası. Hakkında düşün ve ibret al. Hayalin bir hükmü ve otoritesi vardır. Mana ve suret şeklinde ki mana ve suret şeklinde iki varlık üzerinde de. Uykunun dışında algılanmaz ya da suret mertebesinde ortaya çıkmaz. Mertebesi sağda yani sin değil özgüdür o gaytteki suretleri ihata eder. Keyfiyetsizi uyku gelir, keyfiyetsizi uyku gelir ve sınırlar. Keyfiyet nicelikle ifade etmek üzere. Allah sana yardım etsin bilmelisin ki uyku kulu duyu alemini görmekten berzah alemini görmeye götüren bir haldir. Berzah ve hayal alemlerin en kamilidir ve ondan daha kamili yoktur. Berzah alemin kaynağının aslıdır. Gerçek varlık ona ait iken o bütün işlerde de hükümrandır. Anlamlara beden giydirir. Kendi başına var olmayanı kendi başına var olana döndürür. Suretsizi suret sahibi yapar. İmkansızı mümküne dönüştürür. İşlerde dilediği şekilde tasarruf eder. Berzah bu serbestliğe sahip iken ki o Allah'ın yarat yaratıklarından biridir. Yaratanın nasıl olduğunu zannedersin. O hayali yaratan ve ona bu gücü verendir. Hal böyleyken Allah hakkında nasıl olur da sınırlılık hükmü vermeye niyetlenir ve Allah imkansıza güç yetiremez dersin. Halbuki Allah'ın yaratıklarından biri olan hayalin imkansıza güç yetirebildiğini kendinden biliyorsun. Hayalin beden giydirip ayaktaki şahıslar şeklinde sana gösterdiği anlamlardan kuşku duymazsın. Allah bir takım arazlardan ve suretlerden ibaret olan Adem oğullarının amellerini de böyle getirir. Bunlar adaleti yerine getirmek üzere terazilere konulur. Ölüm dış varlığı olacak şekilde getirilir. Halbuki ölüm bir araz değil, nispet iki şey arasında belli bir şekildeki ayrımdan ibarettir. Bu iki şey cisim ve ruhtur. Ölüm parlak yani beyaz bir koş şeklinde getirilir. Kastedilenin onun son derece belirgin olmasıdır. Bu nedenle onu parlak diye niteledi ki kastedilen beyazlıktır. Böylelikle bütün insanlar onu ölüm olarak tanır. Bu ise güç yetirilen bir imkansızdır. Aklın Allah hakkındaki hükmü ve bozuk tevili nerede kalmıştır? Cennet nimetleri ve meyveleri de böyledir. Nitekim Allah bu nimetler hakkında kesilmez ve engellenmez demiştir. Böylelikle Senenin mevsimleri hakkında bilgisi olmayan cahiller bu ayeti şöyle tevhile kalkar. Meyve zamanın sona ermesiyle tükenir. Sonra diğer sene tekrar ortaya çıkar. Cennet meyvesi ise sürekli yaratılır ve kesintisizdir. Onların bu meselede bilgilerinin ulaştığı yer burasıdır. Bize göre ise Allah'ın söylediği gibidir. Kesilmez ve engellenmez. Çünkü Allah bizim için orada kıtıf ve tenavül diye isimlendirdiği rızık yaratmıştır. Nitekim Allah cinler için kemiklerde rızık yaratmıştır. Halbuki kemikten bir şeyin eksildiğini görmeyiz. Biz kuşkusuz cennet meyvesinden sarkan kıt kıtıf yeriz. Bununla beraber meyve ağaçtaki yerindedir. Varlığı ortadan kalkmaz. Çünkü cennet orada oluşan şeyler için beka diyarıdır. Öyleyse cennet yok etme yeri değil, tekvin yeridir. Cennet çarşısı da böyledir kendi suretimiz üzere kalmakla birlikte cennet çarşısında dilediğimiz suretlere gireriz. Ailemiz veya tanıdıklarımız bizi yine tanır. Halbuki eski görüntümüz üzere kalsak bile o esnada yeni bir elbise giydiğimizi biliriz. Burada akıllar ve akledilir nerededir? Allah ancak Allah bilir, ibret alınız. Yoksa fikre bağlanan akıl onu bilemez. Allah kendisini uyumak özelliğinden tenzih ettiğinde şöyle buyurdu onu uyku ve dalgınlık almaz. Yani berzahları görmesi kendisini duyu alemini görmekten veya berzahlarda ve onun hükmü altında gerçekleşmek sizin maddelerden soyut anlamları görmekten alıkoymaz. Allah bazı kullarına bu idraki ihsan etmiştir. Bununla beraber kul uyumamak özelliğiyle nitelenmez ki dünyada ve dünyevi yaratılış esnasındaki hali kastediyorum. Ayrete gelirsek Cennetlikler cennette uyumadığı gibi alemden hiçbir şey de onlara gizli kalmaz. Her alem bulunduğu mertebede onlar tarafından görülür. Bununla beraber onlar uykuyla nitelenmezler. Halanca uyudu ve şunu gördü denilir. Yani onun tersini gördü bu mane kelimesinden gelir ki yaygın kullanımda yalan söyledi demektir. Çünkü bilgi süt olmadığı gibi Kur'an da bal değildir. Fakat uykuda bunlar öyle görülür. Kemale erdinde ise anlamlar mertebesinde onu bilgi olarak görürken Berza aleminde ise aynı şeyi süt olarak görürsün. Halbuki o odur, başka bir şey değildir. Sana öğrettiğimiz şeyi iyice öğren. Söylediklerimizle seni ebedi bir rahatlığa ulaştırdık. Kuşkusuz ki sana hakkın bizden isteği marifeti açıkladık. Bu bölümde ima ettiğimiz şeyi kesin olarak öğrendiğinde ise şeriatın kitap ve sünnette getirdiği kadim hadis bütün ilahi nitelikleri öğrenmiş olursun. Akıllar ise o nitelikleri bu algıdan noksan kanıtlarıyla reddederler. Hakkın varlığının bilinmesi, fikir gücü ve delil sahibi olması yönünden akıllarca idrak edilebilir. Hakkın kendiliğindeki durumunun bilinmesi ise vecdin her idrake kendi aleminde verdiği bilgidir. Öyleyse sadece hak ve hakka isabet eden vardır.'' Tavırları yaratan, uykuya gece ile gündüzü yerleştiren, hükümleri indirip onları özet bir şekilde değil, ayrıntılı olarak belirleyen Allah münezzehtir. Allah hakkı söyler ve doğru yolu ulaştırır. Uyku, unsurlardan türeyenler doğanın hükümlerinden biridir. Ahiret yaratılışı ise unsurlardan türemez. Aksine o, doğanın türeyenlerinden biridir. Bu nedenle ahiret ehli, tıpkı melekler ve unsurlardan soyut varlıklar gibi uyumaz ve uykuyu kabul etmezler. İnsanın dünya hayatındaki yaratılışı örneksiz olduğu gibi ahiretteki yaratılışı da örneksizdir. aleyn ondan önce onun suretine göre olan kimse ahirette ortaya çıkmamıştır. Bu nedenle ayette sizi önce de yarattığı gibi demiştir. Kastedilen örneksiz yaratmadır. Döneceksiniz yine örneksiz bir şekilde ki kastedilen ahiretteki yaratılıştır. Başka bir ayette ise ilk yaratılışı öğrendiniz hatırlıyor musunuz denilir. Yani onun önceki bir örneğe göre gerçekleşmediğini öğrendiniz. Öyleyse bu adını yani kalbini aç, katığını bollaştır. Çünkü yaratılıştan ayrılma halindesin. Ondansın ama onda değilsin.